Merhaba. Nasıl hissediyoruz bugün kendimizi? Kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi hissediyorum. Yani rahatlamış hissediyorum. Galiba oldukça ya. Herkese de tavsiye ederim. Rahatlayın, siz de mezun olun. Çünkü çok çileli bir süreç ya. Doktor öğrencisi miydik? Yok. Yüksek lisans, evet. Peki nasıl geçti yüksek lisans süreci burada? Sabancı mezunu muyuz aynı zamanda? Evet, Sabancı mezunuyum. Zorlu geçti ya. Peki hani insanlar, lisedeki arkadaşlara söyleyeyim, gelirken bir kere daha düşünün derim. Burası ciddi bir üniversite. Hem interdisipliner eğitim kalitesi, hem öğretim görevlilerinin samimiyeti, hem imkanların bolluğuyla ciddi insanları kabul eden bir üniversite. Bundan dolayı tekrar düşünün derim. Peki ben bir şey sormak istiyorum. İkinci kez mezun oluyorsun Sabancı'da. Hangi mezuniyetini tercih ederdin ve hangisine daha iyi hissettin kendini? İlkini kesinlikle tercih ederdim. Çünkü şimdi yüksek lisansta ben mühendisim bu arada. Ve yani kimse kalmadı artık tanıdığım. Mecburen öyle 3-5 işte şu tayfayla mezun oluyorum. Çok seviyorum kendilerini. Hani bana onlar yeter artık. Ben de çok seviyorum kendilerini. Merhaba Ebru Hanım, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın Pınar? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Evet, siz de bu sene mezun oldunuz. Evet, ben de yüksek lisanstan mezun oldum. Tamam, o zaman nasıl hissediyoruz diye sorabilirim. Ya ikinci defa mezun oluyorum Sabancı Üniversitesi'nden. Onun için aslında bazı şeyler bizim için tekrarmış gibi oluyor ama tabii mezun olmak çok mutluluk verici bir şey. Artık mühendis değil, yüksek lisans mezunu bir mühendis olacağız. Ondan dolayı mutluyuz tabii ki. Hayat daha çok zorlaşacak, daha çok yoğunlaşacak belki. Ya muhtemelen. Hiçbir şey akademik hayat gibi olmayacak muhtemelen bizim için. Rahatlamış hissediyor musun peki? Hayır. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.